Denizli, binalarda enerji kimlik belgesine hazır mı? Denizli Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Demirçalı bakalım bu konu hakkında neler diyecek? 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren enerji verimliliği belgesi olmayan evlerin ve dairelerin satışının yapılmayacağı bilgisini aldık. Başkanım siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu 5627 sayılı bir enerji verimliliği kanunu var. Aslında bunun geçmişi 1-1-2011 tarihinde yayınlanan bir genelge ile yeni yapılacak binalarda enerji kimlik belgesi zorunluluğu vardı. Ve mevcut yapı stoğu, mevcut binalarda da bu 2 Mayıs 2017 tarihine kadar enerji kimlik belgesinin tamamlanması zorunluluğu vardı. Ve şu anda yaklaşık 3 ay gibi çok kısa bir süre kaldı. Mevcut binalarda zaten bu enerji kimlik belgesi oluşuyor. Şimdi satışı yapılmayacak diye bir şey yok. Mutlaka o satış işlemleri yapıldığında diğer tapu işlemlerinin yanında bu belge de istenecek. Ve bu belgeleri de mutlak surette temin edilerek yapılacak. Şu anki mevcut yasal düzenlemede bunun 2 Mayıs 2017'de yürürlüğe girmesi gerekiyor. Ama yine bir uzatma olabilir. O konuda herhangi bir şey söyleyemem. Enerji kimlik belgesi bir binadaki A ve A harfinden G harfine kadar farklı parametrelerde binanın işte karbondioksit salınımını, enerji tüketimini belirleyen bir belgedir. Bu 1-1-2011 yılından itibaren olan binalarda minimum C olmak zorunda. Diğer türlü C'nin üzerindeki şeylerde, sınıflarda bunlar kabul görmüyor. Ve işin yapımı anındaki yeni binalarda mutlak surette yapı bileşenlerinin seçimini C çıkacak şekilde müteahhit firmalar veyahut da üstenci firmalar malzemelerini ona göre seçiyorlar. Şimdi bu da C'yi de işte bizim Makine Mühendisleri Odası'nın TS 825 sayılı bir şeyimiz var. Isı yalıtım yönetmeliğimiz var. Bu doğrultuda zaten proje aşamasında projesini yaparken makine mühendisleri ısı yalıtım projesinde belirliyorlar ve bu ısı yalıtım projesinde kullanılacak malzemenin sınıflandırılması da yapılıyor. Isı pay ölçerlerin yapılması zorunlu mu değil mi? Evet, merkezi sistemlerde 2000 metrekarenin üstündeki binalarda ısı pay ölçer takılması zorunlu. Neden? Çünkü oradaki enerjinin kontrol edilmesi. Buradaki bütün amaç enerji verimliliği kanununda enerjinin kontrol edilmesi.